Selamünaleyküm. 26 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 26 Kasım 1934. Lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor. Bütün kişiler, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu. 1938. İsmet İnönü'ye Cumhuriyet Halk Partisi Değişmez Genel Başkanı unvanı verildi. Ancak Karaoğlan lakaplı Bülent Ecevit, 1972'de 5. Olağanüstü Kurultayı'nda güven oyu aldı. İsmet İnönü istifa edince Bülent Ecevit CHP Genel Başkanı oldu. Değişmez Genel Başkanlık unvanı da böylece lağvedilmiş oluyordu. 1943. Türkiye'de Tosya ve Ladik'te 7,2 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 4000 kişi hayatını kaybetti. 1986. Türkiye'nin Avustralya Melbourne Başkonsolosluğu'nda patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili olarak 3'ü kadın 8 Ermeni Avustralya polisi tarafından yakalandı. Ermeni örgütlerin Türkiye dışındaki temsilciliklerine ve görevlilerine karşı saldırıları devam ediyor. 2001. Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında 1997 yılında meydana gelen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından Mercedes-Benz Türk hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, yakıt tankı tasarımının hatalı olduğu ve yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 1995, 96, 97 ve 98 model Mercedes otobüslerinin toplatılmasına karar verdi. 2002. Anayasa Mahkemesi genel nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağını öngören düzenlemeyi iptal etti. O tarihe kadar yapılan nüfus sayımlarında bütün halk bir gün boyunca evlere hapsediliyordu. 2014. Mısır'da junta faşizmi çocuklara da yansıdı. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi lehine düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 16 yaşından küçük 78 çocuk hapis cezasına çarptırıldı.